Kaz Çobanı Kız. Bir zamanlar ülkenin en güzel sarayında kraliçe ve prenses kızı bir arada yaşarlarmış. Prensesin çok sevdiği bir perisi varmış. Bu peri onu her zaman korurmuş. Günlerden bir gün prenses evlilik çağına geldiğinde başka bir ülkenin prensiyle tanışmak için yola çıkmaya karar vermiş. Ve güzelce süslenip hazırlanmış. Kraliçe yanında götürmesi için kızına bir kutu mücevher hediye etmiş. Yolda prenses olduğunu anlayan olursa başına kötü şeyler gelir canım kızım. Bu yüzden sana bir asker değil, benim yardımcım eşlik edecek. İyi perinin de prenses için hediyeleri varmış. Ona Falada adında konuşabilen bir at vermiş. Yola çıkmak için hazırım prensesim. Sana vermek istediğim bir şey daha var prensesim. Peri üzerinde 3 tane yıldız olan bir mendil vermiş prensese. Bu sihirli bir mendildir prensesim. Onu yanından hiç ayırma ve ihtiyacın olduğunda kullan. Prenses vedalaşıp atı Falada'ya binmiş, yardımcısı ise bir eşeğe. Saatler sonra orman yolunda ilerleyen prenses çok yorulmuş ve biraz dinlenmek için durmuş. Çok susadım. Yanımızda su olacaktı. Lütfen biraz verir misin? Yardımcı kız sudan önce kendi içmiş. Kusura bakma prenses ama ben de çok susamıştım. O yüzden hepsini içtim. Kendine başka su bul. Ben senin hizmetçin değilim. Prenses çok şaşırmış tabii ama kıza bir şey dememiş. Yola devam etmişler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra prenses bir pınarın kenarında durmuş. Yardımcım, bana şu pınardan biraz su getirir misin lütfen? Kusura bakma prenses ama ben senin hizmetçin değilim, söylemiştim. Atından inip kendi suyunu kendin alabilirsin. Prenses ve Falada göz göze gelmişler. Falada sessizce konuşmuş. Bu kız bana hiç güven vermiyor prensesim. Dikkat edin lütfen. Prenses attan inmiş ve yere çöküp avucuyla biraz su içmiş. Cebindeki sihirli mendil ise bir anda konuşmaya başlamış. Dikkatli ol prensesim. Bu yardımcı kız tehlikeli biri. O esnada prenses çok eğildiği için sihirli mendili suya düşmüş. Olamaz. Sihirli mendilin suda akıp gittiğini gören yardımcı kız bunu fırsat bilmiş. Artık hiçbir gücüm kalmadı. Şu andan itibaren emirleri ben veriyorum. Dediğim her şeyi harfiyen yapacaksın. Şimdi prenses kıyafetlerini çıkar ve bana ver. Benim bu paspal kıyafetlerimi de üzerine giy. Artık prenses benim. Eğer aksini birine dahi söyleyecek olursan seni hapse attırırım. Yardımcı kız sadece prensesin kıyafetlerini giymekte kalmamış, onun atı Falada'ya binip hızlıca ilerlemeye başlamış. Gerçek prenses ise eşeğe binip ağır ağır peşinden gitmiş. Bir süre sonra ikisi de prensin sarayına varmışlar. Prens onları karşıladığında yardımcı kızı prenses sanıp onu ve yardımcı kılığındaki gerçek prensesi içeri davet etmiş. Şey, prensim, o sadece bir hizmetçi. Bizimle saraydan içeri girmesine hiç gerek yok. En iyisi siz ona bir iş verin ve işini yapsın. Prens, gerçek prenses olduğunu bilmediği kızı Konrad adında kazlara bakıcılık yapan bir çocukla tanıştırmış. Konrad'a yardımcı olarak sen de kaz çobanlığı yapabilirsin. Prensim, bir isteğim daha var sizden. Buraya geldiğim huysuz atı ağırda zincire bağlar mısın? Yolda beni neredeyse yere düşürüyordu. Prens bir yardımcısını çağırıp atı izbe bir ahıra zincirlemesini emretmiş. Yardımcı kız böylelikle kendi yalanlarının ortaya çıkmasını engellemiş.
Gerçek prenses ise atı Falada'nın arkasından çok ağlamış. Onu görmek için hemen izbe ahırın oraya gitmiş. Zavallı Falada ayağı zincirlenmiş öylece duruyormuş. Ah Falada, ne yaptılar sana böyle? Kraliçe anneniz olanları duysa çok üzülürdü prensesim. Prenses üzülerek atı Falada'nın yanından ayrılıp Konrad'la birlikte çayırda kazları gütmeye başlamış. Bir süre sonra dinlenmek için taşın üzerine oturmuş ve altın tokalarla sıkıca bağlanmış saçlarını açmış. Konrad parıl parıl parlayan bu tokaları görünce hemen prensesin saçlarına sarılmış ve altın tokalardan almak istemiş. Altın tokalar, altın tokalardan istiyorum. Bırak saçımı, bırak. Es çılgın rüzgar, hemen es. Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür. O anda öyle çılgın bir rüzgar esmiş ki Konrad'ın şapkası tepesinden uçuvermiş. Dağ tepe uçan şapkanın peşinden giden Konrad sonunda şapkasını yakalamış. O sırada saçlarını yeniden toplayan prenses altın tokalarını güzelce saklamış. Gün batımına kadar birlikte kaz güttükten sonra Konrad ve prenses nihayet saraya dönmüşler. Konrad hiç vakit kaybetmeden kralın huzuruna çıkmış. Ben artık yanıma verdiğiniz yabancıyla çalışmak istemiyorum kralım. Niçin Konrad? O tam bir deli. Hem atıyla konuşuyor hem de şapkamı uçurup benimle dalga geçiyor. Hiç iş yapmıyor. Bu sözlerden sonra kralın aklına bir şüphe düşmüş. Ertesi gün kral gizlice prensesi takip etmiş. Prenses önce izbe ahıra gidip zincirlenmiş atı Falada'yla konuşmuş yine. Atın konuştuğunu gören kral gözlerine inanamamış. Daha sonra Konrad ile prensesin kaz güttükleri çayıra gidip çalılığın arkasına gizlenmiş. Bir süre sonra prensesin saçlarındaki altın tokaları fark etmiş. Es çılgın rüzgar, hemen es! Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür! Prensesin bu sözlerinden sonra çok çılgın bir rüzgar esmeye başlamış ve şapka yine uçuvermiş. Konrad dağ tepe şapkası peşinde koşmuş. O sırada prenses altın tokalarını tekrar gizlemiş saçları arasına. Bunu gören kral çok şaşırmış ve gizlice hemen saraya geri dönmüş. Akşam olduğunda kral prensesi huzuruna çağırmış. Ona konuşan atı Falada, altın tokalar ve çılgın rüzgar hakkında sorular sormuş. O anda prenses başlamış ağlamaya. Bunları kimseye açıklayamam. Yoksa hapse atılırım. Gerçekleri söylemekten sakın korkma genç kız. Anlat. Prenses tüm olanları en başından başlayarak krala bir bir anlatmış. Demek gerçek prenses sensin. Merak etme, sana hiçbir zarar gelmeyecek. Şimdi git ve bir prenses gibi hazırlan. Kral hemen prens oğlunu çağırmış yanına ve ona tüm gerçekleri anlatmış. Prens aynı akşam sahte prensese hiçbir şey söylemeden sarayda bir ziyafet düzenlemiş. Prensin bir yanında gerçek prenses, diğer yanında ise sahte olan oturuyormuş. Gerçek prensesin güzelliği göz kamaştırıyormuş. Bu kız da kim böyle? Ne iş var ziyafette? Nereden bulmuş o parlak takıları, o güzel elbiseyi? Prenses kılığındaki yardımcı kız onun aslında kim olduğunu anlayamamış bile. Ey saray soyluları, size bir hikayem var. Şimdi beni iyi dinleyin. Kral prensesin başından geçenleri sanki bir başkasının hikayesiymiş gibi anlatmaya başlamış.
Sonunda da yalancılıkla insanları kandıran birine nasıl ceza verilmelidir diye sormuş herkese. O yalancıya en ağır ceza verilmelidir kralım. Ayakları zincire vurulmalı ve sonsuza dek hapiste bırakılmalı. Ya öyle mi? İşte hikayedeki yalancı sensin. Kendine uygun gördüğün cezayı yine kendin vermiş oldun. Askerler, derhal alın bu yalancıyı huzurumdan. Yardımcı kız böylece yalan söyleyerek prensesin hayatını mahvetmenin cezasını hayatı boyunca çekmiş. Prens ise o gece gerçek prensese evlenme teklif etmiş. Ardından prenses ve prens izbe ahıra gidip konuşan at Falada'yı kurtarmışlar. Sonunda gerçekler ortaya çıktı prensesim. Kraliçe anneniz bu anı görse mutluluktan ağlardı. Prenses ve prens artık çok mutlu olacakları yeni bir hayata başlamışlar. Prensesin iyi kalpli perisi ise her zaman yanlarında olup onları tüm kötülüklerden sonsuza dek korumuş. Ormanın kenarında bir evde annesiyle birlikte yaşayan küçük bir kız varmış. Küçük kız ne zaman dışarıya çıksa büyük annesinin onun için ördüğü kırmızı başlıklı bir pelerin giyermiş. O yüzden herkes ona kırmızı başlıklı kız diye seslenirmiş. Bir yılbaşı günü annesi mutfakta akşam için hazırlık yaparken kırmızı başlıklı kız yanına gelmiş. Anneciğim çok sevinçliyim. Bugün yılbaşı. Akşam büyük annem de gelecek mi? Büyük annen hasta yavrum. Gelebileceğini sanmıyorum. Ben de ona yılbaşı kurabiyeleri yapıyordum. Büyük anneme kurabiyeleri ben götürebilir miyim? Olmaz yavrum, dışarısı çok soğuk. Sen evde kalırsın, ben götürür gelirim. Hem ona şifalı bitkiler de kaynatacağım. Bir an önce iyileşip ayağa kalkması için. Lütfen anne, lütfen. Senin yapılacak bir sürü işin vardır. Ben götürüp dönerim hemen. Peki, ama kalın giyin lütfen. Kırmızı başlıklı kız botlarını, pelerinini giymiş, annesinin hazırladığı sepeti alıp evden çıkmış. Orman yolundan sakın ayrılma ve hava kararmadan evde ol lütfen. Tamam anneciğim. Hava gerçekten çok soğukmuş. Tüm orman karla kaplıymış. Kırmızı başlıklı kız karlı orman yolunda neşe içinde yürüyormuş. Ormanın derinliklerinde ise genç bir avcı köylülerin evlerine girip onların hayvanlarını çalan bir kurdun peşindeymiş. Yılbaşı gününü ormanda tek başıma geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bugün seni yakalayacağım hain kurt. Ve bu sayede herkes yeni yıla daha mutlu girecek. Herkese korku salan kurt ise ormanda av peşindeymiş. Karlı günleri hiç sevmiyorum. Dışarıda yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu sırada orman yolunda ilerleyen kırmızı başlıklı kız ağaçların arasında küçük bir yavru ceylan görmüş. Ceylancık soğuktan tir tir titriyormuş. Zavallı yavrucak nasıl da üşümüş. Kırmızı başlıklı kız yavru ceylana yaklaşıp ona yardım etmek istemiş. Ama ceylan kızı fark edince korkup kaçmış. Hey dur kaçma, sana zarar vermeyeceğim. Yardım etmek istiyorum sadece. Kırmızı başlıklı kız ceylanın peşinden ormana dalmış. Ama ceylan o zayıf haliyle bile o kadar hızlıymış ki gözden kaybolmuş. Kırmızı başlıklı kız bir süre daha ilerlemiş ama sonra yavru ceylanı bulamayacağını düşünüp durmuş. Etrafına bakınmış. Orman yolundan uzaklaştığını fark etmiş. Daha önce hiç gelmediği bir yerdeymiş. Üstelik kar yüzünden her yer birbirine benziyormuş. Ayak izlerini takip ederek tekrar yola çıkacağını düşünmüş. İzleri takip etmiş. Ama yağan kar bir süre sonra izlerin yok olmasına sebep olmuş. Kırmızı başlıklı kız o an
ilk kez umutsuzluğa kapılmış ve ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Hey! Yardım edin! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Hey! Kırmızı başlıklı kızın sesini duyan olmuş evet ama bu kötü kalpli hain kurttan başkası değilmiş. Hey! Kimse yok mu? Yardım edin! Kurt sesin geldiği yöne doğru ilerlemiş. Ve biraz sonra kırmızı başlıklı kızı görmüş. Ürkütmeden yanına yaklaşmış. Kırmızı başlıklı kız karşısında kurdu görünce çok korkmuş ve bağırmaya başlamış. İmdat! Kurt burada! İmdat! Yardım edin! Şşş! Bağırma! Bağırma bakayım! Sana zarar vermeyeceğim. Seslendiğini duydum, yardıma geldim. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ona bir zarar vermeyeceğini düşünüp bağırmayı bırakmış. Şimdi söyle bakalım, ormanda tek başına ne yapıyorsun? Hasta büyükanneme kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Ya, buralarda hiç insan yaşamaz ki. Nerede oturuyor büyükannen? Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin evinin yerini söylemek istememiş. Çünkü hala kurda pek fazla güvenmiyormuş. Buradan bulmam imkansız ama beni orman yoluna çıkartırsan büyükannemin evinin yolunu bulabilirim. Tamam, öyleyse beni takip et bakalım. Böylece kurt önde, kırmızı başlıklı kız arkada orman yoluna doğru yürümeye başlamışlar. Aslında kurdun aklında hain bir plan varmış. Bu küçük kız orman yoluna çıktığımızda bana büyük annesinin evinin yerini söyler. Ben de böylece önce bu kızı yerim, sonra da gidip büyük annesini. Yılbaşı ziyafeti diye buna denir işte. Kısa bir yürüyüşten sonra kurt ve kırmızı başlıklı kız orman yoluna çıkmışlar. Evet, işte geldik. Şimdi hatırlayabildin mi büyükannenin evini? Kırmızı başlıklı kız bir an önce kurttan kurtulup büyükannesinin evine gitmek istiyormuş. Aceleyle... Teşekkür ederim. Bundan sonrasını kendim yürürüm. Zaten çok uzak değil. Yolun en sonundaki kırmızı ev. Kırmızı başlıklı kız o anda hata yaptığını fark etmiş ama artık çok geçmiş. Ya. Kurt ağzını açmış, kırmızı başlıklı kıza yaklaşmış. Fakat tam o anda silah sesini duyan kurt panikle oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız rahat bir nefes almış ve hızla büyük annesinin evine doğru yürümeye başlamış. Bu arada avcı hala kurdun peşindeymiş. Yerde, karların üstünde belli belirsiz görünen ayak izlerini fark etmiş. Buralardasın, biliyorum. Seni bulacağım. Kırmızı başlıklı kız, maceralı yolculuğun sonunda nihayet büyük annesinin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden büyük annesinin sesi gelmiş. Kapı açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin sesini duyunca biraz şaşırmış. Bu ses hiç de büyük annemin sesine benzemiyor. Hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor herhalde. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış, içeri girmiş. Odanın tüm perdeleri kapalıymış. Karanlık odada büyük annesi yatakta yorganı üstüne çekmiş yatıyormuş. Ne iyi ettin de geldin kızım. Bana ne getirdin bakalım? Annem nefis kurabiyeler yaptı. Yılbaşı akşamı bizimle olamayacağını öğrenince gelip seni görmek istedim. İyi yaptın kızım. Yaklaş da seni daha yakından görebileyim. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin yatağına yaklaşmış. Ama
İçinde kötü bir his varmış. Yaklaş kızım, biraz daha yaklaş. Kırmızı başlıklı kız yatağa doğru bir adım daha atmış. Büyük annesi ona çok farklı görünüyormuş. Büyük anne, senin kulakların neden bu kadar uzun? Seni daha iyi duyabilmek için. Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki ya kolların? Kolların neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi kucaklayabilmek için. Dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri peki? Seni daha iyi bilmek için. Kurt bir anda yataktan fırlamış ve kırmızı başlıklı kızın üzerine atlamış. İmdat! Gel buraya. Benden kaçamazsın. Kırmızı başlıklı kız evden çıkmış, koşarak kaçmaya başlamış. Ama çok daha hızlı olan kurt ona yetişmek üzereymiş. Tam kızın üstüne atlayıp onu yakalayacakmış ki birden ayağının bir şeye takıldığını fark etmiş. Ve bir anda kendini ağaçta sallanırken bulmuş. Kırmızı başlıklı kız dönüp baktığında kurdun tuzağa yakalandığını görmüş. Hemen kurdun yanına gitmiş. Söyle bana pis kurt, büyük annem nerede? Ona ne yaptın? Çabuk söyle. Hiçbir şey yapamadı, merak etme. Kırmızı başlıklı kız sesin geldiği yere bakmış. Kurdun peşinde olan avcıyı görmüş. Büyük annen iyi küçük kız. Benim kulübemde dinleniyor. Büyük annenin hasta olduğunu duyunca onu korumak için kendi kulübeme götürdüm. Kurdun da buraya gelebileceğini düşünüp bir tuzak kurdum. Neyse ki sana zarar vermeden onu yakaladık. Pis kurt! Önce büyük annemin evinin yerini öğrendi. Sonra da onun kılığına girip beni kandırdı. Ama ben bir terslik olduğunu anlamıştım. Hadi gel şimdi büyük annenin yanına gidelim. Bu kurt da yılbaşı gecesini bu ağaçta sallanarak geçirsin. Yarın onun cezasını veririm. Böylece avcı ve kırmızı başlıklı kız avcının kulübesine doğru yola koyulmuşlar. Kurt arkalarından bağırmış. Hey durun, beni burada tek başıma bırakmayın. Akşam olurken kırmızı başlıklı kız, büyük annesi ve avcı kırmızı başlıklı kızın evine varmışlar. Evin önünde merakla bekleyen annesi kızını görünce çok sevinmiş. Kızım nerede kaldın, çok merak ettim. Anne sen neler oldu anlatsanıza. Her şeyi anlatacağım anne ama önce senden özür dilemek istiyorum. Senin sözünü dinlemeyip orman yolundan ayrıldım ve başıma neler geldi neler. Bir daha senin sözünden hiç çıkmayacağım. Kırmızı başlıklı kız, annesi, büyük annesi ve kahraman avcı o akşam hep birlikte yemek yiyip dans etmişler. Ve çok güzel bir yılbaşı akşamı geçirmişler. Ama hain kurdun hayatındaki en kötü yılbaşı gecesi olmuş tabii.